Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital hoş geldiniz. Teknoloji ve internetin hayatımıza etkilerini konuştuğumuz programımızda bu hafta hepimizi ilgilendiren, belki biraz da konuyu bilmediğimiz için tedirgin eden hackerlık konusunu konuşacağız. Ee, bu konunun Türkiye'de çok fazla uzmanı yok. Ee, o uzmanlardan bir tanesi Halil Östürkçü Bey ile beraberiz. Kendisi siber güvenlik uzmanı veya beyaz ve beyaz şapyalı bir hacker. Aynı zamanda Bahçeşehir ve Bilgi Üniversitesi'nde siber güvenlik dersi veriyor ve adli bilişim uzmanı. Bu konuyu konuşabileceğimiz en yetkin isimlerden biri. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Size sormalı. Teşekkür ederiz. Öncesinde biz her programın öncesinde sponsorumuz TürkSat'ın yürüttüğü, işlettiği Türkiye'nin gururu E-Devlet Kapısı'nın bir özelliğini oradaki uzman arkadaşımız Tuan Avcıoğlu'na bağlanarak e, dinliyoruz. Tuan Bey hattaysa e, Tuan Bey bu haftanın e, e, önemli servisini, önemli özelliğini dinlemek isteriz. Tuan Bey. Buyurun Bilal Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bugün hangi devlet özelliğini bize anlatacaksınız? Aslında bakarsanız hep mevcut hizmetlerimizden bahsediyoruz. Aslında gelecek hizmetlerimizden de bahsetmekte fayda var diyorum. Tamam. Ve tamam. İlk defa bahsedeceğim ve bu size nasip olan bir hizmetimiz var. Yakın zamanda devreye sokacağımız. Tamam. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu Telekom borç alacak bilgilerini sunacağız. BTK'nın sunduğu bir hizmet olacak bu yaklaşık 9 tane büyük firmanın tüm telefon, internet, buna benzer TV ve benzer hizmetlerinin hem abonelik bilgisini sorgulanabildiği hem de borç ve alacak bilgilerinin sorgulanabildiği bir hizmet açmayı planlıyoruz. Mart ayı başı itibariyle. daha sürpriz oldu yani. yani ilk defa sizin programımızda belirtmiş olduk. Tamam peki buradan sorgulama yapıp ödeme de yapabilecek miyiz? Elbette. Burada aslına bakarsanız vatandaşların en çok muzdarip olduğu konu şu adına açılmış başka bir hesap var mı ya da e, bir abonelik var mı onu görmüş olacaklar. Veya işte bir yerden bir yere geçerken e, bir faturası unutmuş oluyor. Bu fatura sonra e, hacizli olarak karşısına çıkıyor. Bunun önüne geçmiş olacağız. Bu tamam. sayede ciddi muzdarip bitmeleri engellemiş olacağız. Yani tek bir sayfada bütün aboneliklerimizi e, görmüş evet, olacağız belki de. Tek bir sorguyla. 9 e, tane 200 bin ve abonesi 200 bin üzeri olan Firmaların zorunlu olduğu bu BTK kurum kararıyla tüm firmaların içinde borç alacağınız bilgisi dahil aboneliklerinizi görebileceksiniz. Süper. Buradan dinleyicilerimize de sürpriz olmuş oldu. Yine ee, evet. o zaman sürprizlerle e, haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Konuğunuzda iyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Şimdi yeni yeni açan dinleyicilerimiz olabilir. Bir daha sizi takdim edeyim. Bugün hackerlık konusunu konuşacağız. Hep tedirgin olduğumuz, anlamını çok iyi bilmediğimizden belki de bir konu. Bu konunun uzmanı Halil Öztürkçü Bey ile siber güvenlik uzmanıyla beraberiz. Halil Bey tedirgin olmaya gerek var mı hackerlık? Bir meslek mi? Nedir? Şimdi eğer masanın diğer tarafındaysanız yani e, hackerlardan gelebilecek bir saldırıya karşı tedirgin olmamız gerekiyor mu sorusuysa eğer sormak istediğiniz şey evet. Tedirgin olmak gerekiyor çünkü e, artık çok fazla sayıda e, saldırıyla karşı karşıyayız ve son kullanıcı, şirket, devlet, kurum ayırt etmeden siber saldırıyla neredeyse her gün karşılaşıldığına dair haberler e, geliyor. Evet. E, evet yani sorunuzun cevabı özetle e, tedirgin olmak gerekiyor. Yani tabii burada belki birazdan geleceğiz hacker dediğiniz şey e, hep kötü müdür? Yani, evet oraya girelim hemen. Çok güzel yani, başladınız. Hacker'lı kötü müdür ya da her hacker kötü müdür diye. Sizin ee, mesela beyaz şapkalı hacker diye tanıttım. Ne demek? E, evet şimdi hackerlar kendi içlerinde aslında literatürde e, üçe ayrılmış durumda. Bunlardan bir tanesi siyah şapkalı hacker. Yani aslında herkesin bildiği daha doğru ifadeyle hacker derken aklına ilk gelen şey olan başkalarının sistemine sızan, bozan, verileri çalan, birilerini tehdit eden e, hackerlara verilen isim siyah şapkalı hacker bunun karşısında bu sistemleri korumak, savunma amaçlı e, teknolojileri kullanan, geliştiren e, bir başka uzman, e, aslında uzmanlık dalı olan e, bir hacker'lık var. O da beyaz şapkalı beyaz hacker'lık. Şapkalı. Ve bunlar da hacker'ların sistemlere sızmaması için, saldırı gerçekleştirmemesi için ne tür önlemler alınması gerekiyorsa bunları bilen ve alan. Siyahlara kişiler. karşı beşli görevi, var. Evet. evet. Üçüncü ki üçüncüsü gri şapkalı. Gri şapkalı. Evet. Bu gri şapkalı hackerlarda biraz e, yani kimden görev aldıklarına bağlı olarak aslında bazen siyah şapka, bazen i̇şte, beyaz şapka olabilen e, hacker arkadaşlara verilen isim. Hmm. Yani gri alanda kalmışlar yani. E, aslında yani kim ne yaptırmak istiyorsa onu yapan hmm. hackerlar. Bazen şunu şu da söylenir aslında gri şapkalı hackerlar için e, gündüz Beyaz şapkalı yakır olarak çalışıp akşam siyah şapkalı O bilgisini kötüye veya iyiye kullanan. Evet aynen a, o şekilde. Duruma göre, konjektüre göre. Evet. Bir de şöyle bir şey var aslında son zamanlarda son birkaç yıldır gündemde olan yeşil şapkalı yakır olarak adlandırılan bir şey. Ee, bu da e, cihadist hackerlara verilen isim. İsim. Evet yani. IŞİD vesaire e, gibi. Evet hem IŞİD hem e, diğer İslami örgütlerin daha doğru ifadeyle. E, hacking camialarına onlara ait olan hackerlara verilen isim aslında belki şöyle hani tabii biz hani teknoloji programıyız bunun felsefesini sosyolojisini tartışacak zaman da yok i̇yi bilgimiz de yok belki ama ne, şöyle bir alet yok ki, elimizde bir insan var bu hackerlık bilgisi var bunun iyi veya kötü olduğunu ölçecek bir alet yok yani çok subjektif bir şey iyilik ve kötülük dediğiniz gibi adam bir idealist uğruna örneğin ülkemizi korumak amaçlı bir yere saldırıyorsa ki sanırım bu konuya da geleceğiz ...ona kötü hacker denemez veya iyi hacker denebilir mi? Herhalde bu dünyada da tartışılan bir şey. Evet, nereden baktığınıza bağlı, bağlı olarak, olarak değişiyor. değişiyor. Evet, yani siz e, kendi inancınız uğruna başka bir yere saldırıyorsanız... ...bunu e, yani bir etiğine, bir ahlakını oturttuysanız... E, ...siz kendinizi beyaz şapkalı görüyor olabilirsiniz. Dışarıdan diğer, kötü diğer derler ama içeriden evet. iyi derler. Peki bu hani girmişken buraya bu konu çok merak ediliyor. E şimdi bu siber güvenlik orduları... ...Amerika'nın hatta siber güvenlik komutanlığı olduğu söyleniyor Bilmiyorum ne kadar doğru. E, bu konuda dünyada neler oluyor? E, Suriye'den bize saldırılar olduğu söylendi. Haberlerini okuduk. Yani... Evet e, Bu çok uzun zamandan beri dünyanın büyük devletlerinin gündeminde olan bir konu başlıyor. Siber ordu ve bununla alakalı hatta Amerika'nın e, başkanı Obama'nın 2010 yılında yapmış olduğu bir açıklama var. Ve diyor ki e, siber güvenlik Amerika ulusunun... 21. yüzyıldaki refahının garantisi yani onu biz Bu sağlayamazsak net. evet yani siber güvenliğe biz gerekli önemi vermezsek bizim ulus olarak refahımız 21. yüzyılda kaybolacak çünkü siber güvenliğe bağlı ve kendi içerisinde başında general olan bir ordu var siber ordusu var Amerika'nın ve kendi web sitesi var girip insanlar... Ee, bakabilirler. Hiç yer altında da değil yani. Bu değil, ilan, ilan edilmiş evet, bir şey. Cyber.army.mil adresi. Girip bakabilirler. Bu adrese baktıklarında Amerika'nın siber ordusunun başındaki generali. Hatta orada açık pozisyonlar var. Bakabilirler bu askerler ne iş yapıyor. Bu ordudaki askerler uzmanlık alanlarını oradan aradıkları pozisyonlardan e, çıkartabilirler. E, takip iz, Başvuru da yapabilirsiniz ya orada çalışmak için. Evet ya yani buradan başvuru da topluyor. Bir de bu tabii bunlar bilinen tarafı. Yani Çin'de var, İran'da var, İsrail'de var, İngiltere'de var, e, Almanya'da var, Rusya'da var. Bunlar, bu, bu işin bir bilinen tarafı. Yani siber ordu dediğinizde bunun bir resmi yüzü var. Bir de aslında arka tarafta devletler adına çalışan e, karanlık siber taraflar var ve bunlar ee, bir takım istihbarat örgütleriyle beraber bazen çalışırlar. Bazen e, kendi e, inisiyatiflerinde devlet adına savaştıklarını iddia ederler ki örneğin Suriye Elektronik Ordusu bunlardan bir tanesi. Yani ne kadar e, Suriye e, işte Esed yönetimi bunu e, kabul etmese de resmi olarak Suriye Elektronik Ordusu diye bir ordu var. E, hatta e, geçtiğimiz hafta e, Türkiye'deki birçok bir, bir önemli kurumun sistemlerine sızıp bunların elektronik postalarını ...bir kısmını paylaştılar... Ee, ...ve kendi başlarına... ...Suriye'nin özgürlüğü için... E, ...kendilerince bir uğraşı... ...verdiklerini söyleyen bir grup da var... ...ve bunlar da kendilerini Suriye Elektronik Ordusu olarak... olarak ...adlandırıyorlar. Peki, ortada gezen bir grup ama... Evet yani bu genelde bu tür... E, ...grupları devletler çok... E, ...sahiplenmezler çünkü... E, ...beraberinde hukuk yaptırımları da... ...getiriyor çünkü siz... ...örneğin mesela e, dünyadaki ilk... siber savaş dediğiniz şey... Ee, Rusya ile Estonya arasında gerçekleşen bir siber e, savaş ve Rusya akıllarının Estonya'daki devlet sitelerine, kurumlarını saldırmasıyla e, ortaya çıkan bir e, olay, bir siber savaş. E, bunu Rusya hiçbir zaman resmi olarak kabul etmedi. Yani böyle hmm. bir saldırıyı fakat e, sektördeki herkes de biliyor. Bunlar Rus hackerlar tarafından bu saldırılar gerçekleştirildi. E, bunu kabul etmesi tabii Rusya'ya başka bir takım yaptırımları belki beraberinde getirecek. Bir taraftan el altından da e, böyle işin bir gruplar var. bu yapılış ve ahlakı biraz ...yer yeraltı underground şekilde işliyor. Yani bir anayasası yok, bir kültürü yok. Öyle e, görünüyor. Normal şartlarda eğer siz beyaz şapkalı hacker'sanız e, Doktorları nasıl bir hipokrat yemini varsa beyaz şapkalı hacker dediğimiz e, kesimde de buna benzer e, tabii hepsinde yok ama yani beyaz şapkalı hacker dediğinizde bunun bir, birkaç tane dünyada genel kabul görmüş sertifikaları vesaire var. Bunları almak istiyorsanız e, sertifika sınavından bundan önce inza, imzaladığınız bir God of etik dediğimiz bir e, belge var ve orada ben bu bilgilerimi kötü amaçlı kullanmayacağım. Kullanırsam bu ünvan... bu sertifika benden alınsın bunu kabul ediyorum diye imza atıyorsun. Siz aldınız mı? Evet. O sertifikayı. Evet. Yani o imzayı attınız. Evet, Onunsa imza... mesela en önemli maddeleri neler? Hani e, bilgiyi sizi kabul ettiğiniz. Şöyle e, bilgiyi e, kötü amaçlı kullanmayacağım. Çıkar amaçlı kullanmayacağım. Yani şöyle çıkaramaştı. Mesela konuşacağımız belki konu başlıklarından bir tanesi de bu. Yani çıkaram bu hacker'lar paraları nereden kapar? Yani günlük hayatlarını nasıl idame ettiriyorlar? Evet. Belki biraz da konuşacağımız şey o. Tabii burada kurumlarla e, yapılan e, sözleşmeler kapsamında yapılan çalışmalar ayrı tutuluyor. Onun haricinde yetkisiz hiçbir şekilde hiçbir yere girmeyeceğim. E, bilgileri eee hukuka aykırı şekilde elde etmeyeceğim, ifşa etmeyeceğim gibi baya e, bayağı bir madde var. Yalan var mı? E, yani Tabii işin hukuki boyutundaki yaptırımı ayrı. Yani eğer olur da siz tespit edilirseniz ve nerede tespit edildiğinize bağlı olarak bununla alakalı bir hukuki süreç başlatılmışsa orun oranın, oranın kanunu geçerli. Ama hani sertifikaya da beyaz şapkalıya eee taytılı olarak baktığınızda bunun bir yaptırımı en fazla sizin sertifikalarınızı alırlar. O uymağını sizden yani alırlar. Şunu soracağım. Dünyada bu beyaz şapkalı hackerların toplandığı bir örgüt, hani dünyanın tanıdığı, ülkelerin tanıdığı bir örgüt var mı? İşte Halil Bey, sen bu anayasayı çiğnedin. Senin sertifikanı alıyoruz veya bu konuda yanlış Kur yaptın seni uyarıyoruz. Yok yok bir öyle, bir, bir, öyle bir şey yok mi? öyle bir şey yok fakat fakatani e, bu sertifikaları veren yerler e, sınırlı sayıda olduğu için o, oradan e, kontrol edebilirler yani bir adamın sertifikası eğer e, iptal edilmişse neden iptal edildiğini sorabilirler onlar da hmm. evet yani kanunsuz bir şey var Bu işe hani karıştı. sertifika ve şeye gelmişken e, e, geçen hafta bir haber okuduk Türk Standartları Enstitüsü kurumu. ...beyaz şapkalı hacker yetiştirmek için... ...bir eğitim sertifikası hazırlandı. Hatta biz de... ...haber yapmıştık Dijital TV'de. TV'de. Ee, bu nedir? Bu eğitime meraklı olan kişiler... Şimdi aslında bunu, bu nereden başladı? Biraz buna bakmak lazım. Ee, 2012 yılında... E, ...Siber Güvenlik Kurulu... ...toplandı. Yani ülkenin siber güvenlik... ...stratejisini belirleyecek bir kurul. E, Ulaştırma Denizcilik... ...Bakanlığı'nın başkanlığında toplanan... ...bir kurul. E, ve... Bu kurul bir eylem planı, 2013-2014 eylem planı diye bir eylem planı, siber güvenlik eylem planı Çok hazırladı. Güzel. Ve bu eylem planının içerisinde e, beyaz şapkalı yakırların yetiştirilmesi konu başlığı da var. Ve bu görev TSE'ye verildi. TSE'de bu bağlamda gerek TÜBİTAK'tan gerek özel sektörden de destek alarak bu eğitimleri düzenledi. Yani bu ilk şey değil. Geçen yılın son ayında mezun, bu, da verdi, mezun yani. verdiği Sertifika törenleri yapıldı vesaire. Dolayısıyla bunun önemini Siber Güvenlik Kurulu tarafından belirlenen ve önemli ülkemizdeki herkes tarafından da görülen bu yapıya testle start vermiş oldu ve hala eğitimleri düzenliyor. Bununla beraber özel sektörde de eğitim düzenleyen kuruluşlar var. Bu konuyla meraklı olan arkadaşlar evet, için. Evet, onu soracaktım yani ee, Meraklı kişilerin başvurabileceği yerler var mı? Var burada. var. Tabii yani bu konuyla alakalı. Tabii e, Şöyle bir şey yok mesela bu eğitimi düzenleyenlerden biri de benim 5 gün süresince düzenlediğimiz bir eğitim. Şöyle bir beklentiye katılmasınlar e, dinleyicilerimiz. Hani 5 güne gidip 5 gün gidip bu eğitimi aldıktan sonra ben işte hacker oldum vesaire öyle bir şey yok. E, o o eğitimi almak için bir takım e, birikime ihtiyaç var. Belli bir e, tecrübeye ya da belli bir alanda e, altyapıya ihtiyaç var. Ee, onun üzerine biz e, bir şeyler koyuyoruz. E, tamam gelmişken hemen sorayım o oraya. Nasıl bir altyapıya ihtiyaç var? Bilgisayar mühendisi olması lazım. Yazılım mı bilmesi lazım? lazım. Yani yok bilgisayar mühendisi olmasına gerek yok. Ee, şöyle e, hatta bu bu alanda biraz e, şeyden de bahsetmekte fayda var. Hani bu işin bir evet işte takım elbiseli, kravatlı ee, adamlar var bunlar beyaz şapka leker olarak adlandırılıyor bir de bu işin bir underground tarafı var evet. ee, yani kapşonuyla işte siyah şapkasıyla eşofmanıyla e, sabaha kadar bir yerleri hackleyen underground'da dolaşan meraklı ben işte bir yerlere sızmak istiyorum ya da işte nasıl öğrenirim diye merak eden gençler var. Ee, şimdi bu, bunlara baktığınızda bunların arasında da çok e, yetenekli gençler var. Notlaka. Dolayısıyla bunlar e, bir bilgisayar mühendisliği şartı vesaire aramıyor. Hatta bu sektöre baktığınızda bu işi yapanların birçoğunun e, bilgisayar mühendisliği olmadığını da Öyle göreceksiniz. Evet, yani bu işi yapanların çoğunun hatta birçok yani mühendislikle alakası olmayan e, mezuniyet olarak lise mezunu olan ve, ve fakat bu konusunda çok iyi olan... Arkadaşlar var yani bir bilgisayar mühendisliği şart değil ama e, yazılım bilmesi artı bir avantaj, network bilmesi, ağ teknolojilerini bilmesi bir avantaj. Peki e, sizin eğitiminiz hani gelmişken mesela size nasıl başvurabilirler? E, sizin nerede yeriniz bu eğitimle alakalı? E, İstanbul ve Ankara'da e, belli tarihlerde duyurulan e, sınıflar var o sınıflara eee şey yapıp nereden takip eder? Web siteniz mi var? Evet, web site. Söyleyebilirsiniz. Tabii, eee ya da ado.com.tr e, buradan, e, buradan şey eğitim eğitim listesine evet. Eğitim tarih, tarihlerine ve hangi eğitimler var listeye bakıp e, oradan gerekli bilgi içinde ekstradan iletişime geçebilirler. Ha, bu eğitimden şuraya gelecek olursak şimdi akıllı ev, akıllı araba, akıllı telefon işte bütün elektronik cihazlar hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Bazen onlar bizi kullanıyor belki. Ee, şimdi bu kadar devasa bir e, teknolojik gelişme var insan hayatını etkileyen. Bir de böyle bir hackerlık diye bir e, müthiş bir gelişme var. İşte tek tuşla bütün elektronik cihazlara, elektriğin kablosunun geçtiği her yerden ulaşabilecek. Bunun hani boyutunu dinleyicilerimiz anlaması için soruyorum. Bir hacker insanoğluna ne kadar zarar verebilir? Hani bireysel veya kurumsal. Nasıl nasıl görüyorsunuz bunu? Biz yes, bu geleceği? Ee, yani şimdi biz ne kadar fazla teknolojiyle haşır neşir olursak o kadar fazla etrafımızda bize yardımcı olan e, teknolojik aletlerin e, internete e, o büyük ağa bağlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Artık işte e, süt eksildiğinde buzdolabının gidip... E, marketten sipariş edeceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani belki evet böyle buzdolapları var fakat hani 10 sene sonra bu, bu hayatın bir gerçeği olacak. Evet. Dolayısıyla biz bunlardan kaynaklı ne tür tehditlerle karşı karşıya kalacağımız sorusu, bunları hayatımızın içerisinde ne kadar sokacağımız da doğru orantılı. Son bir iki senedir hacker camiasında arabaların hacklenmesi olayı konuşuluyor. Yani uzaktan bir arabayı o elektronik sistemini hackleyip frenlerinin devre dışı bırakılması çok büyük bir komplo teorisi değil mi yani komple bu hayır şey bu gerçek yani. bu gerçek bu yani bu e, ha hacker camiasını az çok biraz takip eden ya da güvenlik camiasını daha doğru ifadeyle takip eden herkesin e, bilgi sahibi olabileceği görebileceği şeyler bu Amerika'da yapılan e, her yıl yapılan güvenlik konferansları hackerların konferansı şey. olarak yapılan bir şey ve orada demonstration da yapılıyor yani gösteriliyor ve bir e, araba uzaktan nasıl fre fren sistemi çittenir e, nasıl e, kazaya doğru gidecek şekilde uzaktan kontrol edilir. Bunlar bilinen şeyler. Ve bunların sunumu yapıldı. Bu kurumsal olarak da şuraya da gelebilir o zaman. Örneğin bir devletin barajının kapaklarını da açabilirsiniz. Bir şehrin elektriğini de kesebilirsiniz. Bir evet. şirketin e, bankacılık hesaplarına da girebilirsiniz. Yani buraya kadar gidecek böyle hani bilim korku filmlerinde. Değil Bunlar yaşandı işte. İran'daki e, nükleer santralin e, Stuxnet olarak adlandırılan ve literatüre ilk siber silah olarak geçen bir silahla saldırıya uğraması. Bu e, çok hatta 2007'ye 2006'ya kadar giden bir geçmişi var bunların siber silahlarla. Nükleer De santralini mi vurdular? Nükleer santralindeki e, bu uranyum zenginleştirme e, ünitelerini e, işlevsiz bırakacak şekilde bir zararlı kod yerleştiriliyor oraya ve e, yine Dışişleri Bakanı Clinton'ın yapmış olduğu bir açıklamaydı. Biz İran'ın e, bu Stuxnet olarak adlandırılan siber silahın İran'ın siber, e, İran'ın nükleer e, programını en az iki yıl geriye getirdiğini tahmin ediyoruz diye. Dolayısıyla hani e, bu bahsettiğimiz şeyler zaten gerçekleşti. Yani Amerika'da bir eyalette e, enerji santrali siber saldırıya uğradı ve uzunca bir süre şehir karanlık kaldı. Çünkü bize hep şey geliyor, web sitelerini çökertirler. Hani internete bağlı... İşte i̇nternetle alakalı işte programları çökertirler gibi ama fiziki müdahaleler de yapabiliyorlar gördüğüm tabii kadarıyla. Tabii yani istendiği zaman. Tabii mesela bakın bunlarla alakalı en son dün bir haber çıktı. Amerika'nın şeyi NSA ve İngiltere'nin istihbarat örgütü dünyanın en büyük sim kart üreticisini hacklemişler. Ve oradaki şifreleme anahtarlarını almışlar. Bu ne demek? Bu şu demek dünyadaki milyarlarca kişinin konuşmalarını telefondan baz istasyonu olan konuşmalarını sorunsuz şekilde dinleyebildiklerini gösteriyor. Buradaki dataları, telefon bilgilerini aldıklarını bir anlamda. Evet. Bir, şey yani telefon dataları bir tarafa bırakın konuşma kayıtlarını çözebildiklerini gösteriyor. Evet. Yani son yaşadığımız sürece bakın olay nereden patlak verdi. Amerika bunu çok çok önceden NSA ve işte İngiltere'nin istihbarat Örgütü bunu çok uzun zamandan beri eee hmm. bir şekilde yapıyormuş evet, yani. Şimdi bu tabii e, e, olayları tedirgin olayları konuşmak önemli tespitleri yapmak. E, hem yeni açan dinleyicilerimiz için de hatırlatmış olalım. Beyaz hacker'lığı ve hackerlık konusunu Sayın Siber Güvenlik Uzmanı Halil Öztürkçü Bey ile konuşuyoruz ve iki son dönümü son bölümü dinlemek isterler. Şimdi tespitleri yaptık, bir tanım yaptık, tespiti yaptık. Şimdi biraz hani çözümlere odaklanalım. Son bölümde ist istiyorum yani. Bireysel hmm. ve kurumsal olarak mesela Bilal olarak ben, halil olarak siz Devlet olarak, belediye olarak, şirket sahibi bir patron olarak nasıl korunacağız bu tip şeylerden, yani saldırılardan vesaire. Evet. Şimdi bunun birinci koşulu bilinçlendirme. Yani birey olarak bilinçlenmemiz gerekiyor, kurum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor, devlet olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Neye karşı bilinçlenmemiz gerekiyor? Bu tür saldırıların bize ne tür zararlar verebileceğini. Ee, ama kimse benim şifremi ne yapsın demek. Aslında e, o şifresini çalındıktan sonra örneğin bir e, sosyal medya hesabının şifresini basit koydu kullanıcı. Ne oldu? Benim bankacılık şifresi. Evet. Tamam. Ya ya da işte bir e, haber sitesine login olurken yani oturum açarken bir kullanıcı adı ve şifresi var. Şifresini çok basit seçti ve dedi ki ya benim hesabımı kim ne yapsın dedi mesela. Şimdi birisi bu hesabı ele geçirdikten sonra girip onun hesabıyla bir hakaret bir şey yazarsa o haber sitesinde örneğin hesabın sahibi sorumlu. Doğru. Yani çok dolayısıyla şey. bu benim hesabımı kim ne yapsından çok öte bir şey. Ee, mesela bankalar için e, banka hesapları için e, işte kim benim benim hesabımı kim ne yapsın ki bankada zaten param yok diye düşünebilir birileri almacı sağ... küçük işletmeyim ben diyebilir. Evet, küçük küçük işletmeyim diyebilir. Fakat e, hackerların e, özellikle e, mafya yani siber mafya olarak adlandırılan kısımda para ile işleri olan hackerların yaptığı şeylerden biri de kendilerine drop hesap olarak adlandırdığımız e, masum hesaplar bulmak. Yani içinde para olmayabilir onun. İçindeki parayı boşaltmıyorlar zaten. Oraya para geliyor ve transfer ediliyor. Dolayısıyla e ee, savcılığa gittiğinizde yani savcının önüne gittiğinde bu hesap bu çalıntı para kimin hesabına transfer edilmiş ilk önce denildiğinde e, siz çağrılıyorsunuz ifade. Çok güzel bir örnek verdiniz. Yani benim param yok bana bir şey olmaz demek o sizi suç için kullanabilir yani evet. sizin hesabınızı. Evet, Peki o... öneri ne şifre için öneri ne? Ee, şimdi şöyle tabii bu 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 tür şeylerde kompleks bir şifre kullanımı çok önemli. Sadece şifrenin kullanımı yetmiyor. İşte bilgisayarlarda olsun ee, telefonlarda olsun bir e, antivirüs e, kullanmaları oldukça önemli. E, ülkemizde çok fazla rastlanan e, virüs kaynakları eee olarak adlandırılan lisanssız yazılım, kopya e, film, lisanssız işte, yazılım kullanmayın. Evet, lisanssız lisanssız yazılım e, kullanılmaması, kopya yazılım ya da kopya işte film bir yerlerden varezde ya da torrent e, indirmemesi indirilmemesi gerekiyor. Bunlar çünkü masum şeyler değiller. Ne kadar e, masum gibi gözükse de arka planda sizin bilgisayarınızı uzaktan yönetmek için e, kullanılan zararlı kodu da beraberinde getiriyor. Bilgisayarına yükleyebilir yani değil mi? Telefonunuza evet. veya bilgisayara yükleyebilir ve sizin bundan olur. hiç haberiniz olmaz. Bir gün kapınızı polis e, çalabilir ve siz sizin bilgisayarınızdan çocuk istismarına dair bir takım e, dosyalar paylaşılıyor deyip sizi alıp götürebilirler. Siz burada masum olabilirsiniz ama bilgisayarınıza uzaktan yerleştirilen o kod saldırganlar tarafından bilgisayarlarınızın yönetilmesine imkan tanıyordur. Evet. Bireysel olarak kompleks şifre, antivirüs yazılımı, lisans yazılımı kullanmayın dediniz. Evet. evet. Ve, ve bir de şu önemli. Dördüncü. E, tavsiyem, kişisel tavsiyem mutlaka bir e, filtre programı kullansınlar. Yani e, burada e, sağ olsun servis sağlayıcıların vermiş olduğu işte e, aile paketi mesela bu önemli bir şey öyle paketlerden ee, mi alınıyorsunuz? E, yani sus. şöyle e, zaten hali hazırda var e, seçmiş olduğunuz aboneliğe bağlı olarak hani e, filtreleme uygulansın uygulanmasın diye o orada e, aile filtresini seçmelerinde fayda o da bir var. Bir duvar olacaktır güvenlik evet. duvarı. Evet. Peki bireyseli söyledik son bir buçuk dakikada kurumsal olarak yani Türkiye Devleti kurumlarıyla ne Şimdi yapmadım? kurum olarak şöyle bir du, e, durum söz konusu. Türkiye az önce bahsetmiş olduğum siber güvenlik kurulunun e, bir inisiyatifi değil, siber olaylara müdahale organizasyonunun kurulması diye bir yapıdan bahsediyordu o eylem planı içerisinde. E, Şunu farkında devlet artık. Evet, biz siber e, savaş var, siber tehditler var ve biz buna karşı önlemi almak durumundayız. Bunun da e, önüne yani ilk adımlarını atmak adı bir organizasyon kurulmasından bahsettiler ve bu organizasyonun başında bütün bu, kritik hem kamu kurumları hem de kritik altyapı olarak adlandırılan enerji olsun, e, finans olsun, iletişim olsun bu tür şirketlerin bu tür sektörlerde çalışan şirketlerin siber saldırılara maruz kaldığında en azından koordinasyonu sağlayacak bir e, üst çatı kurdular. USOM olarak adlandırılan yapı. Evet USOM. E, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi olarak adlandırılıyor. E, bu bunun altında her de devlet kurumunda bir SOME olarak adlandırılan bir ekip kurulmasına dair çalışmalara başlandı. SOME dediğimiz şey de siber olaylara müdahale ekibi. Olur da kurum herhangi bir şekilde bir siber olayla karşılaşırsa, buna müdahale edebilecek yetenekte donanmasını istiyor devlet kurumların. Bununla alakalı da yeni başlayan bir süreç. Önümüzdeki 2-3 evet. yıl içerisinde bu daha da oturacak gibi yani duruyor. Yani şunu diyoruz. Bire sonra anlattık. O sıralıkta farkındayız artık. Evet, şeylerin, bu dünyadaki bu gerçeğin ve iki tane de kurum kuruldu bunlarla alakalı çalışma yapıyor. Bir tane USOM diye bir kurum var. Bunun altında bütün devlet kurumlarının kendi ekiplerini kurması tamam. e, gerekiyor. Buna alakalı çalışmalar başlandı. Halil Bey çok teşekkür ederiz. Bu konuyu bir kez daha işlememiz lazım. Belki çok detayları var. Vaktimiz evet. sona erdi. Sayın dinleyiciler umarım faydalı bir program olmuştur. Haftaya dijital hayatta farklı konu ve konuklarla buluşmak üzere iyi günler diliyoruz. Türk Saat, Dijital Hayatı sundu.